1984 yılında kurulan Cirque du Soleil gösterileri dünya çapında 180 milyon kişi tarafından seyredilmiştir. Cirque du Soleil, küçülmekte olan sirk endüstrisinden müşteri kaparak mücadeleyi kazanmamıştır. Rekabet yerine rekabeti önemsiz kılan çekişmesiz bir pazar alanı yaratmıştır. Bunu gösterilerinden yıldız oyuncuları, hayvanları ve çoklu gösteri alanı gibi faktörleri çıkartarak başarmıştır. Cirque Sole insanlara sirkin eğlence ve heyecanını ve tiyatronun entelektüel ince zevkini aynı anda sunmanın yollarını aradı. Dolayısıyla problemin kendisini baştan tanımladı. Gösterilerinde konu, çoklu prodüksiyonlar, zevkli seyir alanı, artistik müzik ve dans gibi yeni ve sirkle ilgisi olmayan faktörler vardır. Bu başarıyı anlamak için iki çeşit okyanustan oluşan bir pazar evrenini düşünün. Kızıl okyanuslar ve mavi okyanuslar. Kızıl okyanuslar günümüzde mevcut olan endüstrilerin tümünü temsil etmektedir. Burada şirketler mevcut talepten daha fazla pay kapmak için rakiplerini geride bırakmaya çalışır. Mavi okyanuslar günümüzde mevcut olmayan endüstrilerin tümünü ifade eder. Burada yeni bir pazar alanı, talep yaratma ve yüksek karlı büyüme hedeflenir. Türk Hava Yolları senelerdir Kızıl Okyanus'un ortasında, Avrupa yakasında yüksek fiyatlarla, yolcu bekleme salonlarıyla, uçakta yemek hizmetiyle ve genellikle gecikmeler yaşatan bir uçuş tecrübesi sundu. Pegasus ise mavi okyanusu hedefleyerek Anadolu yakasında düşük fiyatlarla, yolcu bekleme salonu sunmadan, uçakta yemeği bırakın, parası su bile vermeden ve gecikme yaşatmadan başarıya ulaştı.